Plümmeg'in sürdürülebilir beslenme sohbetlerinin ilki için Pınar Demirkaya ile bir aradayız. Hoş geldin Pınar. Konumuz mucize diyet var mıdır ve takviyelerin önemi. Dürüst olacağım. Kimseyi üzmek tabii ki istemiyorum. Böyle bir amacım kesinlikle yok. Ama mucize bir diyet yok. İşte mucize bir kür yok. İşte karın yağlarını yakacak bir tarif yok. Bu sorunun cevabı evet olsaydı zaten günümüzde obeziteyle ilgili hiçbir sorun kalmazdı. Peki doğru diyet nasıl oluşturulur? Önce kişinin belirli kan tahlillerini istiyoruz. Bu kan tahlilleri bizim için çok değerli. Çünkü kilo almak aslında bir yan etki. Yani kilo almanın altında yatan mutlaka bir sebep vardır. O kan tahlillerine baktıktan sonra diyoruz ki bu olabilir, bu olabilir. Kilo almasının altında yatan sebep bu olabilir. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Türkiye'de birçok kadının aslında kilo almasının altında yatan sebep demir eksikliği. Şimdi bakıyoruz. Ben de bununla çok karşılaşıyorum. Diyorlar ki ama benimki normal sınırlarda. Şimdi demir dediğiniz şeyin sınır aralığı o kadar büyük ki işte 4 ile 200 arasında işte 4 de olsa tamam deniliyor. Hı hı. 200 de olsa tamam deniliyor. Dolayısıyla bizim değerlendirdiğimiz referans aralıkları bu referans aralıkları değil. Dünyada yapılan daha sağlık çerçevesinde farklı referans aralıkları var. Hı hı. Kişinin eksikliğini bulup besinlerle bozulan bu sistem besinlerle yine düzeltme yoluna gidiyoruz. Ve altta yatan sebep düzelmeye başladıkça da kişi zaten yan etki olarak aldığı kiloyu geri vermeye başlıyor. Birçok diyet 3 ayda, 4 ayda 10 kilo verdim, 15 kilo verdim deniliyor ve sonlanıyor. Evet. Ve sonra kişiler belli bir süre sonra o kiloları geri alıyor. Ama senin sisteminde sen bayağı yaşam koçluğu gibi beslenme koçluğu yapıyorsun. Ve bunu uzun vadede insan hayatına entegre etmeye çalışıyorsun. Bu sistemden biraz bahseder misin? Her şey bağırsakta başlar. Artık bunu hani birçok yerde eminim siz de duyuyorsunuzdur. Her şey bağırsakta başlama sözü günümüzün aslında geçmişinde en doğru sözlerinden bir tanesi. Çünkü yediğimiz her şey değişti bitti. İşte topraktan o minerali alamıyoruz. Besinlerden aldığımız işte mineraller, vitaminler aynı değil. Bağırsak sağlığımızı etkileyecek aslında bir sürü çevresel faktörle baş başayız. Dolayısıyla bizim yaptığımız şey bağırsağı iyileştirmek. Çünkü bugün birçok programı izlediğinizde, birçok hekimi dinlediğinizde, dünyadaki akımları takip ettiğinizde her şeyin bağırsakta başladığını görüyorsunuz. Şimdi bağırsak nazlıdır. Ona sürekli olarak her besini vermek doğru değildir ki bazı besinleri bazı dönemler elemek gerekir. Yani günümüze baktığımızda insan vücudu için bağırsakta toksik etki yaratacak olan besinleri alıyorum ben. Ama bu şu demek değil. İşte şundan bu kadar yiyin, bundan da bu kadar yiyin gibi bir diyet sistemimiz yok. Kan tahlillerine bakıyoruz, kişinin rahatsızlıklarını ortaya koyuyoruz ve bu rahatsızlıklara uygun olarak bağırsağı düzeltmeye çalışıyoruz. Hı hı. Süreçler değişebiliyor. 3 hafta olabiliyor, 6 hafta olabiliyor, daha uzun sürelere çıkabiliyor ama bağırsak iyileştiği takdirde sonrasında zaten tekrar kilo almak gibi bir problem de kalmıyor. Ben hep şey derim biliyorsun, işte bağırsaklarınızı bebek gibi yapacağım. İşte bu eliminasyon sürecinde ben bağırsaklarınızı bebek gibi yapıp sonrasında kestiğim her şeyi ufak ufak yeniden vermeye başlıyorum. Hı hı. Ve bu yeniden verme sürecinde siz şunu biliyorsunuz. Sallıyorum şu anda. Salatalık bana yaramıyormuş. Domates benim için aslında sıkıntılı bir besinmiş. Buna ulaştığımız yerde zaten kilo almayla ilgili sorunu da bitiriyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz neyin size yaradığını ya da neyin size yaramadığını. Evet. Peki farklı yaş grupları, farklı kilo gruplarında nasıl bir şey izlemek gerekiyor? Açıkçası şöyle yapıyoruz. Eliminasyon diyeti bir diyet sistemi olsa bile herkese aynı diyeti yazmıyoruz. Mesela işte bana geldiğinizde tiroidinizin olup olmaması, işte şekerinizin olup olmaması, işte tansiyon probleminizin olup olmaması benim için çok önemli değerler. Aynı zamanda işte kilonuzun hangi aralıkta olduğu, işte boyunuz, yaşınız. Bunlar bütün diyet sistemini değiştiren şeyler aslında. Kişinin hayat standartına uygun bir program yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü şu da çok doğru bir şey değil. Ben bir şey veriyorum size ve diyorum ki işte şu saatlerde mutlaka şunları yiyeceksiniz. İşte ara öğünlerde bunları yapacaksınız. Şunu da şunu yapacaksınız. Hiçbirimizin böyle düzenli hayatları yok. Evet. Dolayısıyla insanları strese sokmadan ama kişiye özel hem onun ihtiyaçlarını giderecek hem altta yatan problemi düzeltecek diyetler yazıyoruz. Hatta diyet bile demeyeyim. Onun sağlığına uygun ve hayat kalitesine uygun beslenme programları yaratmaya çalışıyoruz. Bir de takviyeler alınmalı mı? Alınıyorsa nasıl alınmalı? Özellikle içinde bulunduğumuz süreç sebebiyle birçok insan gidip marketten şeker alır gibi ne yazık ki eminim siz de belki yaptınız bunu. Çok yüksek dozlarda artık takviyeler alıyor. Takviye şu şekilde alınabilen bir şey. Siz bir hekime gidersiniz. Belirli tahlilleriniz yapılır ve o tahlil sonucuna göre eksiklikleriniz vardır. Ya da yeterli değildir. Bu yetersiz olan kısmı yeterli haline getirmek için hekim kontrolünde ya da beslenme uzmanı kontrolünde takviye alınabilir. Ama bunun dışında televizyonda C vitamini alın, mutlaka C vitamini çok iyi almamız gerekiyor gibi bir adımla yola çıkarsanız
yanlış yaparsınız. Neden? Her takviyenin vücutta bir toksik etkisi var. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. A vitaminini fazla tükettiğinizde karaciğerinize zarar verebilirsiniz. Hı hı. Çünkü A vitamini depolanan bir vitamin ve eksikliği de anlaşılan, çok kolay anlaşılan bir vitamin değil. Günümüzün en popüler vitaminlerinden bir tanesi C vitamini ve artık insanlar bunları damardan almaya başladılar. Böyle biraz dehşetle de bakıyorum açıkçası konuya. Çünkü C vitamininin vücutta yolculuğu sadece 4 saat. Vücudunda dolaşır ve gider. Herhangi bir deposu yok. Ama fazla alındığında işte böbrek taşlarına sebep olur, mide asidini yükseltir, mide problemlerine sebep olur. Dolayısıyla burada bir eksiklik varsa ve siz gerçekten yeterli ve dengeli beslenmediğinizi düşünüyorsanız, vücudunuza uygun besinleri yemiyorsanız, işte sağlıklı beslenme kuralları çerçevesinde beslenmiyorsanız ve hekiminiz uygun gördüyse, beslenme uzmanınız uygun gördüyse alınabilir. Ama işte bağışıklığını güçlensin, ben gideyim de bir de vitamin içeyim gibi durum vücudunuza aslında yarardan çok zarar verir. Çok teşekkür ediyorum harika bilgiler için. Bir sonraki sohbetimiz için takipte kalın.